Merhaba arkadaşlar, ben Basfi. Bilimin en eğlenceli taraflarını göstermeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok ilginç, hayretler içinde izleyeceğiniz bir deney yapacağız. İyi bir bilim insanı olma yolunda hızla ilerliyoruz ve bilimin gizemli perdesini aralamaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle iyotlu saat deneyi yapacağız. Bu deneyle de sizleri şaşırtmaya devam etmek istedim. Siz de bilimin aslında ne kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu deneyde kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. Çözelti A. Çözünebilir nişasta, susuz sodyum asetat, potasyum iyodu, sodyum tiosülfat. Çözelti B. Susuz asetik asit, hidrojen peroksit. Bugün yine iki ayrı çözelti oluşturacağız ve birbirine karıştıracağız. Aman siz olun, elma ile armutu birbirine karıştırmayın. İyot deyince aklımıza iyotlu tuzlar geliyor değil mi? Yanlış değil. Evet, satın aldığımız iyotlu tuzların içerisinde elbette iyot var. Ama sadece bununla sınırlı değil. Deniz suyunda, deniz yosununda, pek çok sebze ve meyvede, vücudumuzda, yediğimiz deniz canlılarında iyot bulunur. Kullanım alanında bir o kadar geniştir. Çok ilginç bir element değil mi? Dahası da var. Atom numarası 53 olan ve I sembolüyle gösterilen kararlı halojenlerin en ağırıdır. Doğada mor, siyah renkte metalik katı halde bulunur. İyot güçlü antibakteriyel, parazit öldürücü, antiviral ve antikanser özelliklere sahiptir. Tiroid hormonlarında iyot bulunur ve bu hormonun üretimi için gerekli bir elementtir. İyot vücuttaki trilyonlarca hücrenin her birinde bulunur. Vücutta yeterli düzeyde iyot olmadan yaşamın olması imkansızdır. Dünyada 2 milyar insan iyot eksikliği çekmektedir. İyot eksikliği zeka geriliğine, guatra, artan çocuk ve bebek ölümlerine, kısırlığa ve sosyoekonomik gerilemelere sebep olmaktadır. İyot genelde katalizör olarak yem katkılarında, stabilizörlerde, boyalarda ve boya pigmentlerinde, ilaç sanayiinde, fotoğrafçılıkta ve tabii ki kimyada kullanılmaktadır. Ayrıca teltirdiyotta da iyot vardır. Distile su, musluk suyunun kaynatılıp buharlaştıktan sonra damıtma yöntemiyle yoğuşturulmuş halidir. Şunu da belirtelim. Distile su, saf su değildir. Saf su, içindeki her türlü inorganik ve organik maddelerden arındırılmış sudur. Adına kanmayın. İçmek için hiç ama hiç sağlıklı bir su değildir. Bunlar hep laboratuvar ortamlarında kullanılan sular arkadaşlar. Çözünebilir nişasta, bildiğimiz nişasta. Ancak şöyle bir farkı var. Normal nişasta, suda ancak ısıtıldığında çözünür. Bu deneyde kullandığımız nişasta ise kimyasal malzemeler satan yerlerden temin ettiğimiz suda çözünebilen nişasta. Yani bugün bu nişastayla yemek yapmayacağız. Susuz sodyum asetat, boyalar, pigmentler ve ilaçlar gibi organik bileşiklerin üretiminde kullanılan bir ara maddedir. Potasyum iyodür bu deneyimizde tepkimeye girecek ve nişasta ile birlikte renk vermeye yarayacak. Sodyum tiosülfatın en çok bilinen ve bilme ihtimalinizin en yüksek olan özelliği siyanür zehirlenmelerini önlemesidir. Merak etmeyin, kendisi oldukça zararsızdır. Susuz asetik asit, sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu vermesiyle bilinen organik bir asittir. Bu deneyimizde asetik asit ve sodyum asetatı pH yani asitliği dengede tutmak için kullanıyoruz. Hidrojen peroksit. Kendisinden ilk deneyimizde uzun uzun bahsetmiştik. Bu deneyi izlemek istiyorsanız linke tıklayabilirsiniz. Malzemeleri tanıdığımıza göre artık deneyimize geçebiliriz. Öncelikle çözelti A'yı hazırlayacağız. 0.2 gram nişastayı beherimizin içinde bir miktar sıcak suyla çözeceğiz. Kaynar suyun sağladığı ısı çözünürlüğü arttırarak nişastanın çözünmesini hızlandıracak. Şimdi meydana gelen çözeltiyi 1 litrelik behere alıyorum. Kalan sıcak suyumuzu da beherin içine boşaltıyorum ve yaklaşık 800 mililitreye kadar çözeltiyi seyreltiyorum. Çözeltiyi seyreltmek için yine su kullanıyorum. 4.1 gram sodyum asetatı, 50 gram potasyum iyodürü ve 9.4 gram sodyum tiosülfatı nişasta çözeltisine ekliyorum ve çözünene kadar karıştırıyorum. Bu karışımı oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyorum. İlk çözeltimizi beklerken biz diğer çözeltimizi hazırlamaya başlayabiliriz. 1 litrelik balon jojeye 500 mililitrelik hidrojen peroksit
ve 30 mililitrelik susuz asetik asidi ekleyerek hacmi su ile tamamlıyorum. Şimdi eğlenceli kısma yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birazdan çözeltileri karıştıracağım. Hazır mıyız? Şimdi çözeltilerimizi iki ayrı kaba boşaltıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tıpkı sihir gibi değil mi? Bu deneyde olduğu gibi birbirine bağımlı reaksiyonlar varsa reaksiyonların hızları önem kazanıyor. Yavaş olan belirleyici hale geliyor. Öyle ki yavaş olana hız belirleyici reaksiyon diyoruz. İlk reaksiyonumuzda potasyum iyodürü çözdüğümüzde oluşan iyodit iyonu ile hidrojen peroksidin reaksiyona girmesiyle triiyodit oluştu. Soru: reaksiyonu uzatmak için ne yapabiliriz? A. Hidrojen peroksidi arttırabiliriz. B. Sodyum tiosülfatı arttırabiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Her hafta sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Sizlere bilimin en ilginç yanlarını göstereceğim. Birlikte eğlenceli deneyler yapacağız. Bu deneyleri ilk gören siz olmak için hemen kanalıma abone olun. Ve kaliteli içerikler sunmama destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz konularda soru sormaktan asla çekinmeyin. Hatta yapmak istediğiniz deneyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Okulda, derste anlamadığınız, pekiştirmek istediğiniz konularla ilgili deneyler yaparak birlikte eğlenerek öğrenebiliriz. Yorumlarınızı ve sorularınızı heyecanla bekliyorum. Eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız? O zaman haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere.